Bu dilimde sağlık konusuna bir parantez açacağız. Konuğumuz halk sağlığı uzmanı Profesör Doktor Oğuz Özyaral. El ayak hastalığı neden özellikle çocukları tehdit ediyor? Son dönemlerde bitti diye adlandırdığımız, pek görmediğimiz, sıklıkla karşılaşmadığımız hastalıkların yeniden ortaya çıkmasının nedeni ne? Yaz geldi, yazın beslenme diyeceğiz. Aynı zamanda son dönemlerde bir zayıflama iğnesi modası var. Batıdan doğuya doğru geliyor, bize doğru geldi. Bakalım bununla ilgili hocamızın öngörüleri, görüşleri ve yaklaşımları ne? Ama önce kıymetli hocamıza bir hoş geldiniz diyelim. Nasılsınız? Teşekkür Nasıl ederim. Nasıl geçirdiniz bayramınızı? Bana çalışarak diyeceğim. Herkes gene gülecek. Çünkü acilen yazmam gereken bazı çok özel konular var. Öfkeyi çok iyi anlatmamız gerektiğini düşünüyorum. Çünkü toplumsal bir problem olduğunu fark ettik. Bunun koruyucu sağlık açısından önemini dile getirmeye çalıştım. Çünkü ben zaten bir koruyucu sağlık uzmanlığı olarak çalışıyorum. İşleri o boyutta götürmeye çalışıyorum. Demin söylediğiniz gibi bazı ilaçlar gerçekten hayatımıza bu kadar hızlı girmeli mi, girmemeli mi? Biraz onları çalışıyorum. Tabii ki beslenme. Çalışıyorum diyorum çünkü çalışmadan olmuyor. Sürekli yeni bir sürü görüşler var. Bir sürü bulunan yeni malzemeler var. Yeni kimyasallar var. Hayatımıza her dakika bir şey giriyor. Gıdaların içinde onlarca yeni malzeme bulunuyor. Peki bunlar ne kadar bize zararlı, ne kadar faydalı? Bunları anlatmam gerekiyor. Artık bunları da kitaba dökünce söyleyeyim sayısını bilmiyorum. Nazara gelir miyiz? Yeni kitap geliyor yani. Valla 14 tane geliyor. Efendim? Seri halinde. Aynı anda. Yani öyle anlaşmaya çalıştık, evet. Oo, harika hocam. Sizin yazdığınız her şeyi okuruz. Çünkü şöyle mümkün olduğu kadar ilaçları hayatımızdan çıkarmaya çalışıyoruz. Lazım. Tabii ki kalp için, tansiyon için gerekli olan ilaç almamız elzem ama öncelikle tabii hasta olmamak için hayatımızı kesinlikle güzel regüle etmemiz gerekiyor. Siz de zaten bu anlamda bize öne yak oluyorsunuz ve tavsiyelerde bulunuyorsunuz. Ama hocam siz ne kadar tavsiyelerde bulunursanız bulunun bazı şeylerin önüne geçemiyoruz. Mesela el ayak hastalığı. Şimdi evet, çocuklarda patlamış durumda. Sadece çocuklarda değil, bundan 3 sene önce çocuklardan bana da geçti. Ben de el ayak hastalığı tabii oldum. Bayağı enteresan bir şey. Bu ne oluyor bana dedim. Böyle ellerin içinde, dudakların etrafında böyle bir takım kütürcükler diyeceğim. Niye böyle oldu? Şimdi onların temelinde özellikle viral enfeksiyonlar yatabiliyor. Yaz mevsimin geldiğinde çocukların teması çok artıyor birbirleriyle. İlla havuza girmek, denize girmek gerekmeyebiliyor. Ortak kullanılan malzemeler. İşte bazen iyi yıkanmamış ortalıktaki bir takım bardaklardan bir şeyler içmek, tüketmek. Temas yoluyla özellikle sularla bulaşan enfeksiyonlar çok daha hızlı yayılabiliyor. Kışın daha çok hava yolu enfeksiyonlarını görüyoruz. Ama enfeksiyonların temelinde yani mikrobiyal yük özellikle başta virüslarda geliyor. El ayak hastalıklarının temelinde biraz da mantar enfeksiyonları buna katkıda bulunuyor. Çocukta neden daha fazla? Çünkü daha fazla çıplak ayakla oynuyor. Daha çok deri teması oluyor. Temas dermanı dermatidi dediğimiz enfeksiyonlar ortaya çıkabiliyor. Tabii koruyucu sağlık her şeyden önce hani ne senin ne benim ne bir başkasının ne bir diğerinin çok kendi kendine aldığı kurallar yetmiyor. Toplumsal hijyene aşırı dikkat etmek gerekiyor. Ortak malzeme kullanılmasından ben her zaman yani evin içinde de siz çok güzel ifade ettiniz. Çocuklardan bana geçti ki ne kadar titiz bir anne o olduğunu ve neler yaptığını ve çocuklarının da ne kadar titiz bana olduğunu diyorlar biliyorum. Ki bu kadar yapma çünkü ben yanımda tuvalet taşıyorum işte hala 7 yaşındalar sırt çantası, sırt çantasında özel tuvaletleri ikisinin ayrı ayrı artık büyüdüler biraz rahat tabii, bırak çocukları ama yok ona rağmen başımıza gelmeyen kalmıyor doğal olarak.
Şimdi bu mevsimde çocuklarda yani bu dönem çıkan haberleri de iyice değerlendirdim, okudum. Orada ilgimi çeken bir konu, onu tekrar tekrar söylemek lazım. Açıktaki sular her zaman problemdir. Bu içme suyu ya da etrafta oyun oynadıkları çocukların işte küvetlerin şunun bunun içindeki su. Ben suyu çok seviyorum. Su stresi alıyor. Su öfkeyi alıyor. Su çok güzel bir şey ama su acaba ne kadar kontrollü onu bilmek lazım. Havuz büyük problem. İçinde oturduğum sitede mesela acayip derecede titizleniyor. Fakat her zaman ben şunu söylüyorum. Yönetim ne kadar titizlenirse titizlensin, eğer kişi hastalığını bile bile oraya geliyor ve yan yak geziyorsa, o kumda oturuyorsa, senin uzandığın şezlonga değiyorsa ve sen tekrardan akabinde oraya oturuyorsan, o ıslak nemli ortamdaki maya mantarları ya da işte mantar enfeksiyonuna neden olan kandidalar ve diğerleri çok rahatlıkla çizilmiş olan bir deriden ki ayak altlarında malum işte çorap giyiyoruz, koşturuyoruz, bir şişmeler, patlamalar, illaki bir şeyler oluyor. Oradan rahatlıkla enfeksiyon alınıyor. Oturuyorsunuz, mayolar ıslak olduğu için o zeminden rahatlıkla o mikroorganizmaları alıyorsunuz ve bu şiddetle yayılmaya devam ediyor. Hocam böyle de yaşanmaz ki. Dikkat edeceğiz. O zaman Mahsunlar Apartmanı'na döneceğiz hep birlikte. Biraz öyle. Ama bugünün şartları, yani dün ben bunu yaşamadım. Dün ben bunu yaşamadım derken 60'lı 70'li yıllardan söz ediyorum. Çünkü bu kadar çok sıkı görüşme ve bu kadar çok kalabalığın aynı materyali ve ortamı kullanma lüksü yoktu. Çok kalabalığız ve yani bir otobüse bindiğinizde de siz isteseniz de istemeseniz de aynı yeri tutuyorsunuz, aynı yere dokunuyorsunuz, aynı yere oturuyorsunuz, şansınız yok. Hocam geçen gün başıma gelen bir şey anlatayım, izleyicilerimize de anlatayım, nasılsa aile arasındayız. Evet. Merdivenlerden iniyoruz, oğlum da arkadan geliyor, 7 yaşında Efe. Kendisi ayaklarıyla inerken bir de diliyle trabzanı yalamak istemiş. Bir arkama bir döndü. İşte. Merdivenden inerken trabzanı da yalayarak iniyor. Evladım, oğlum yapma. Yani bunun önüne geçmek mümkün değil. Ama işte, geçmek de gerekiyor mu onu da bilemiyorum. Yani ne kadar öğretmek ve farkındalık çocuklar için çok kıymetli. okulda öğretmenler tabii çok titizleniyorlar, görüyorum. Ama eğitim sisteminde farkındalık eğitiminin her şeyin önüne geçmesi gerektiğini düşünüyorum. Yani bu matematikte de neden matematik öğrenmesi gerektiğini öğrenerek başlaması gerekiyor. Neden tarih öğrenmesi gerekiyor? Neden hijyen? Çünkü hayatın bütününde şu savaşları yaptık, bunu kazandık değil. Hayatın genelinde bugün bunu yaşıyoruz ve nelerle karşılaşırızı öğrenmesi için tarih öğrenmesi gerekiyor gibi. Yani toplum sağlığı dediğimiz olay bütüncülde baktığımız zaman bu. İlla hastalıklar değil. Neden o ilacı içmelisin ya da içmemelisin? Hala bunu tartışıyoruz. Çünkü mesela çok net sosyal medyadan bana şunu söyleyebiliyor birisi. Git biraz daha oku. Bana diyor. Artık daha bana diyorsa. Profesör olmuş. Profesörlük önemli değil. Bana diyorsa artık herkese her şeyi diyebilirler diye düşünüyorum. Yani, onları görmeyin hocam. Sosyal medyadaki toplum, herkes birbirine neler diyor. Dünyadaki toplumun gidiş açısı bu olduğu için size ve bize çok fazla iş düşüyor. Yani şuradaki 10 dakikalık konuşma değil. Buradaki 10 dakikalık konuşma onlarca kez tekrarlanıyor. Kulaktan kulağa işte bak şöyle dedi. Oğlum Oğuz Hoca oturdu bunu konuştu ya dönüyor. Ve tartışılıyor. Bu da çok güzel bir nokta. Yani ne kadar çok anlatırsak o kadar çok bilgi sahibi olunur. Aksi takdirde boş ve safsata bilgiler var. İlaçlar, ben yani temelde eczacıyım biliyorsun. Ve koruyucu sağlık çalışıyorum. Yani
Hiçbir zaman bir ilaç tavsiyesinde bulunmadım hiçbir kimseye. Bunu her zaman soruyorlar. Çünkü doğru bir şey değil. Sana göre, bana göre. Hep bunu konuştuk seninle. Hepimiz farklı karakterlerdeyiz. Hepimizin farklı tepkileri var vücudunun. Bugün dokunduğunuz bir yerden, yediğiniz bir şeyden alerjik reaksiyonlarınız oluşabiliyor. Bir başkasının olmuyor. Ve yaş aralıkları da çok önemli. Mesela çocuklarda gördüğümüz o ağız, elde ve ayaktaki enfeksiyonlar, ortaya çıkan salgınlar, bunlar neden senin çocuğunda oluyor? Çünkü o yaş daha 7. 14 yaşına kadar bağışıklık sistemi anca yerine oturuyor. Aşıları da biz 14 yaşına kadar o yüzden yapıyoruz. 14 yaşından sonra ancak bağışıklık yerine oturur. Böyle dikkat ettiğimde Batı toplumlarının kültürüyle bizim kültürümüzü karşılaştırdığımda aslında bizim kültürümüzün hem işte namaz öncesi abdest geleneğinden hem çocuklarımızı daha korunaklı yetiştirdiğimizden daha temiz olduğunu görüyorum. Yabancılar böyle çocuklarını yere bırakıyorlar, yerde emekleyenler, yani çok dikkat etmiyorlar sanki, bizim kadar hijyene önem vermiyorlar. Ama nedense bizde daha fazla eskiden görülmemiş hastalıkların görülme oranı fazlalaşıyor. Ben çok da katıldığımı söyleyemeyeceğim o cümlenin içindeki bazı... Hangisine katılmıyorsunuz hocam? Yani işte biz çok daha fazla koruyoruz. Doğru mu? Bu mesela ben biraz buradayım. Bizim de annelerimiz çok titizdi, korurlardı ama ben sokakta oynadım. Senin çocukların sokakta oynamıyor, toprağa dokunmuyor. Ben ağaca tırmandım, senin çocukların ağaca tırmanmıyor. Ben kumda kaleler yaptım, şimdiki çocuklar oralara gitmiyor. Maalesef. Yani doğaya dokunmayan ve doğanın içindeki o mikrobiyal yükle tanışmayanlar bağışıklığında onu bilmiyor. Dolayısıyla vücut onu kendini korumayı tanımlamıyor. Bunlar yavaş yavaş alınıyor vücuda. Şimdiki annelerin %80'i emzirmiyor. İşte ek mamalara, ek şeylere yöneliyor. Ve doğum normal doğum kanalıyla yapılmıyor. Yani sezaryen yoluyla yapılıyor ve çocuk annenin vücuduna ait olan mikrobiyal yükü tanımıyor. Tanımadığı için hep eksik, hep eksik. Bütün dünyada bu var. Yani onlarda da var, bizde de var. Pek bir şey fark etmiyor. Bizde Anadolu'da biraz daha şanslı. Çünkü çıkıyor sokakta otla, çöple, kekediyle, hayvancıklarla, ineklerle, koyunlarla oynuyor. Oynuyor. Dolayısıyla doğanın o flora ve faunasının içindeki mikrobiyal yükü görüyor. Tanıyor, vücut tanıyor. Dolayısıyla da büyük şans. Sadece endüstriyel besinleri yiyerek bir yere gidemeyiz. Al işte. Benim gene çığırından çıktığım noktalardan bir tanesi. Çünkü tamamen steril edilmiş vaziyette, tamamen pastörize edilmiş vaziyette. Mikrobiyal bir şey yok. Yani ineğin memesinden sağıp kaynatılsaydı işte laktobasiller olacaktı içinde. Ya da ne bileyim anne evde kendi yoğursaydı o elindeki pırıl pırıl vücuduna ait olan hastalık yapmayan o nasıl söyleyeyim gene o laktobasillerle o hamurunu yoğuracaktı. Tadı dama derler ya işte anne yemekleri. O annemin elinin güzelliği. O annenin elinden olduğu için. Fabrikasyon olmadığı için aradaki en önemli fark o. Yani her şey fabrikasyon olunca bağışıklıkta gidiyor. Şimdi el ayak hastalığından bahsettik. Geçtiğimiz haftalarda da kızamık hastalığındaki patlamadan bahsetmiştik. Bir ara kaba kulakın patladığından bahsetmiştik. Yani burada tabii biraz çocukları aşıdan uzaklaştırmak, annelerin biraz ebeveynlerin ya da aşıya soru işaretiyle yaklaşmaları da maalesef çok etken oldu. Sevgili oğlum Talu, çok önemli bir şey söylemek istiyorum. O kızamık aşısı, o diğer kaba kulak aşısı denen aşılar onlarca yıldır denenmiş. Muazzam deneyler sonucunda ortaya çıkmış. Yan etkileri tamamen
çok net bilinen aşılar. Dünkü gibi alelacele yapılıp önümüze konan bir aşı değil. Sağlık Bakanlığı'nın ve Dünya Sağlık Örgütü'nün, bakın, bazı şeylere karşı gelebiliriz ama bazı şeyleri hayatımızdan çıkaramayız. Bizim hayatımızda ikametgaha dayalı sağlık kontrol sistemi var ve bir kadının ergenliğe ulaştığı andan itibaren doğum süreçleri, kaç doğum yaptı, kaç düşük yaptı, çocuğu kaç yaşında, hangi aşıları oldu olmadı, her şey kayıtta. Siz çocuğunuzu bu tip aşılardan 14 yaşına kadar uzaklaştırdığınızda çocuk felci de olur, kaba kulak da olur, kızamık da çılgın gibi yayılır. Bunlar neredeyse eradike, yani yok edilmek üzereyken patladı. Neden? Çünkü bu Covid süreciyle beraber aşı karşıtlığının ortaya çıkması. Ben çok mutasip ettim. Konuştuk. Niye konuştuk? Çünkü ihtiyaçtı ve yapacak hiçbir şey yoktu. Konuştuk. Ama şunu görüyoruz ki bugün aşı süreci, ilaç süreci nereden baksanız minimum 6 yılla 10 yıllık bir süreçte ortaya çıkıyor. Dolayısıyla bu kadar sağlam ortada duran aşılar varken sizin çocuğunuzu bundan uzaklaştırmanız, bakın ne kadar farklı hastalıklar göreceksiniz piyasada. Çıkıyor. Ya piyasada diyorum çünkü resmen piyasa oldu ortalık. Yani pazar yeri değil burası. Bu sağlığı konuşuyoruz. Ve siz Sağlık Bakanlığı'nın bu kontrollü aşılarından çocuklarınızı lütfen uzaklaştırmayın. Bu çok ciddi bir problem. Hocam, bazı aşılar zorunlu, bazı aşılar ise keyfek eder. Son zamanlarda bir başka aşı bütünü konuşuluyor ki evet, o da aslında diyabet hastaları için zorunlu evet, olan. Fakat bazı kesimlerin ki bunun içine işte Kim Kardashian'a da koydular, onu koydular, işte Elon Musk'ı koydular. Zayıflamak için kullandığı aşılar, zayıflama aşısı diye piyasada lanse ediliyor. Çok ciddi tehlikelerinin olduğu ve tabii doktor kontrolü haricinde asla kullanılmaması gerektiği söyleniyor. Nasıl yan etkileri var bu aşıların? Şöyle söyleyeyim, iç diyabetiklilerle ortaya çıktı. Hı hı. Yani ilk temelde bu var. Bana da o ilaçlardan vermeye gayret gösterdi hekim arkadaşım. Fakat vücut acayip tepki gösterdi. Yani yan etkileri çok fazla. Evet, bunu kullanıp da zayıflayan arkadaşlarım da oldu. Hap olarak söylüyorum. Ama diyabetleri de kontrol altına alındı. Bunu herkes yapamıyor. Bunların doktor kontrolünde olması gerekiyor. Yok efendim Elon Musk yapmışmış, yok Kardashian yapmışmış. Yani bu işler moda değil. Bu işler ciddi işler ve ben tamamen bunun karşısındayım. Yani aşıyla niye zayıflıyorsun? O gırtlağını tutmayı öğren. Doğru düzgün beslenmeyi öğren. Yani hocalarımız o kadar güzel anlatıyorlar ki, hani aynı fikirdeyiz ya da değiliz, hiç önemli değil. Ama bizim hekim hocalarımız bu konuda gerçekten çok titiz konular anlatıyorlar. İyi dinlemek lazım. Yani ilaçla zayıflamak ne demek? Vücudun bir sistemi var, bir metabolitik yapısı var. Bu metabolizma bozuksa ilaç kullanılır. Senin metabolizman sağlam, gırtlağını bozmuşsun. Ne bulursan tıkıyorsun, ondan sonra zayıflayayım diye ilaç. Böyle bir şey olmaz. Yok. Gerçekten olmaz. Obezite için zannedersen bir tabii, dönem. Tabii orada kontrolsüzlük var ama. Kullanılmış. Yani çok bir hastalık var çünkü tabii, orada. O obezitenin de kademeleri var. İşte başlangıcı var, obez durumu var. İleri obez ve çok obez gibi durumlar var. Yani kontrolsüz durumlar var. 180 kiloya çıkmış. Onu müsaade edelim de hekim kontrolünde ilacını da kullansın. İşte günlük sporlarını da yapsın. Diyetini de planlı yapsın. Yiyerek zayıflayacak. Yemeden zayıflayamazsınız. Aç bırakarak vücudunuzu perişan edersiniz. Şu anda aralıklı oruç da çok moda hocam. Kimle konuşsam şu anda aralıklı oruç yapıyorum diyor. Şimdi bakın, oruç çok güzel bir şey. Zaten benim dinimin vecibelerinden bir tanesi. Ha, biz bunu bir ay yapıyoruz. Sen istiyorsan bunu bir sene yap. Yani günde iki kez beslenerek, çok düzgün suyunu alarak, vücudun dehidrate olmaması lazım. Bu deri kurumayacak. Hı hı. Benim işte herkes soruyor, senin cildin parlak, ne yaptırdın? Yok onu mu yaptırdın? Hayır, hiçbir şey yaptırmadım, ben sıvı tüketiyorum. Hocam ara ara.
yırtık cininizi de görmedim zannetmeyin. Çok havalısınız. Siz ama bakıyorsunuz kendinize, evet, hocam, evet, ben farkındayım. Özen gösteriyorsunuz, kendinizi seviyorsunuz. Kendini sevmen gerekiyor. Yani dünyada sorunlar hiçbir zaman bitmeyecek. Hiçbir zaman. Yani bu insanoğlunun egoları var. Biz ekosistemde yaşadığımızı laf olsun diye söylüyoruz. Biz ekosistemde yaşayan insanlarız. Bizim egolarımız var. Kendimize göre binalar dikiyoruz. Kendimize göre her yeri mahvediyoruz. Her şeyi biz yapıyoruz. Onun için o ekosistemin içinde kendimi mutlu etmek, çevremi mutlu etmek için doğrular neyse hep onları paylaşmaya çalışıyorum. Hocam, karpuz peynir diyetine ne diyorsunuz? Ben onu çok severim. Çocukluğumdan beri hep yaptığım şey, eğer diyabetik değilseniz peynir, karpuzda şeker oranı çok yüksek. Yani şöyle söyleyeyim, meyve şekeri çok yüksek. Tabii iyi bir karbonhidrat anlamına geliyor. Yani beyni parlatıyor ve su ihtiyacını karşılıyor. Şunu söylüyorum, ne diyor karpuz sana? Beni yerken likopenlerini de alacaksın. İşte karotenler de geliyor peşinden ama suyunu yediriyorum ben sana diyor. Hı. Suyu yemiş oluyorsun. Buz gibi de, öyle mis gibi doğa. Zaten onu buzdolabına koymasan bile o serinletir seni. Peynir yanında çok ciddi bir protein ihtiyacını karşılıyor. Ekmek sokuşturmazsak araya çok iyi olur. O zaman şöyle yapalım mı? Semizotu. Evet. İçine biraz beyaz peynir. Çok şık. Ve biraz karpuz. Biraz karpuz. Evet. Çok az yağ. Zeytinyağı, evet. Zeytinyağı. Evet. Çok az zeytinyağı. Evet. Sarımsak koyalım mı? Koyalım, ben çok severim. Koyalım bir diş. Evet, bir koyalım. Diş sarımsak, sirke. O tamamen damak zevki. Karpuzla sirkeyi uyumlaştıran var, uyumlaştırmayan var. Ben patateste de mesela sirke dökerim, patatesin üstüne mi? De bayılırım. Çünkü hazmı güçlendiriyor. Evet, hiç denemedim. İnanılmaz bir şey. Siz deniyorsanız bir denemekte fayda var. Evet. Peki hocam, şimdi yaz meyveleri en çok tüketilenler karpuz ve kavun. Evet. Hangisinde ne oranda ne var, barındırıyor? Aslında her ikisinde de karotenler açısından inanılmaz zengin. Her ikisinin de üstün yeri, bir şey yememiş olsanız da yanında ciddi anlamda lif veriyor. Yani senin bağırsak sistemini güçlendiriyor. Hı. Hareketliliği güçlendiriyor. Hı hı. Ve doygunluk yaratıyor. Hı hı. Aniden seni acıktırtmıyor. Bu çok kıymetli. Yani ben çok mutlu oluyorum. Diyabetik olmasam karpuz ve kavundan hiç uzaklaşmayacağım ama dikkatli yiyorum. İşte belli ölçülerde hocam, tüketmeye çalışıyorum. Hocam, siz A tipi bir diyabetik evet, misiniz, tipa, B mi? Tipa. Öyle mi? Evet. Sonradan olma değil yani. Yok. Doğuştan. Yok, doğuştan değil. Ben tip A'ya döndü. Sonra döndü. Evet, tip B ile başladık. Yani ilaç kullanmadan yapamıyoruz. Yaş ilerledikçe daha fazla oldu. Hocam, şimdi buraya bantlar takılıyor. Diyabet çok büyük bir problem. Dünyada evet, maalesef dünyada çok büyük bir problem. Çok çok önemli ve hayatı boyunca insanın özen göstermesi gereken, evet, sadece şahsi değil, çevresini de ilgilendiren bir problem. Hadi al bir baklavadan bir şey olmaz dememesi gereken çevrende yani, bir problem. Benim için çok tipa dememek lazım. Bizler yaşımız ilerlediği için tipaya yakın şeyler sergiliyoruz. Hı hı. Sonuçlar sergiliyoruz. Yani tip B olarak her gün iğneme olmak zorundayım ve ilaçlarımı almam gerekiyor. Peki bant? Henüz bant kullanma şeyine geçmedim. Hı hı. Çok çabuk yoruluyorum. Uyku hali getirebiliyor. Bunlar hepsi hekim kontrolünde yapılması gereken şeyler. Ben 6 ayda bir sürekli... Kaç kere ölçüyorsunuz hocam günde? Ben ölçmüyorum. Haftada bir. Parmaktan günde alır. Defalarca bunu yapanlar var. O çok anlamsız geliyor. Siz eğer kendinizi biliyorsanız, bir kere sinirlendiğiniz zaman o kan şekerinizin değeri değişiyor zaten. Bunu çok iyi bilmek lazım. İşte biraz evvel ifade ettiğiniz gibi, ben işte iki dilim kavun yediğimde bana bir şey olmuyor. Ama ben biliyorum ki bir böyle yarım ay şeklinde yersem bana dokunuyor. O yüzden her şeyin ölçüsünü bildiğim için
kendimi ona göre planlamışım. Diyetimi ona göre yapıyorum. Planımı ona göre yapıyorum. Hiçbir şeyden uzak değilim ama her şeyin içinde de dolanmıyorum. Hocam kusura bakmayın, şahsi olarak sordum ama sizin yaklaşımınız ve sizin hayatınızı diyabetik bir şahsiyet olarak düzenlemeniz, üstelik de koruyucu hekim olarak, izleyicilerimize de belki bir yol gösterir diye düşünerek bu soruyu sordum. Yok, çok haklısınız. Mesela benim günde bir dilim ekmeğim var. Ben onu seviyorum ve uzaklaşamıyorum. Yani toplum olarak da ekmek yemeden duramıyoruz. Bazen evden yapıyoruz, bazen... Ne tür ekmek tercih ediyorsunuz tam hocam? Tam buğday unu, tam tahıllı buğday. Tercih ediyorum. Yüzlerce yazanlar var. Yok işte tahıl kafalı mısın, şu musun, bu musun? Yani ne dersen de ülkenin genelinde böyle bir beslenme şekli var ve siz bundan uzaklaşamıyorsunuz. Bir şekilde o lifi almanız gerekiyor. Sebzeden olmuyor. Protein ağırlıklı olarak eti sevmiyorsanız ve tercihiniz o değilse, yiyeceğiniz lif alabileceğiniz gıda en doğru o. Ya makarna yiyeceksiniz ya bir şey. Ben pirinci tercih etmediğime göre işte tahıllar vesaire, bir plan yapmanız gerekiyor. Çok iyi bir diyabet planınız olması gerekiyor. Bunun için de günde bir dilim ekmeğim var. Avuç içi büyüklüğü kadar. Bir daha da yemiyorum. Ya onu mesela bugün buraya gelirken işte tok tutsun, uzun süre tutsun. Çünkü ara öğün yiyemeyeceğimi düşünerek işte gitler gerler yollar 12'ye kadar beni o planlayacak şekilde ayarladım. İçinde işte domatesim, peynirim olan bir tost, yani bir dilim ekmeği şöyle ikiye kesip bir tost yaptım. Günlük diyetimde mutlaka yumurtam oluyor çünkü proteini etten almadığınız zaman alabileceğiniz en üst kaynak o oluyor. Öyle çok sert yapmamanız gerekiyor yumurtayı, kas katı yumurtanın. Hiçbir faydası olmadığını defalarca anlattık. Çünkü proteinden gliserize bir dokuya dönüştüğü için yumurtamış gibi bir şey yiyorsunuz, yumurta yemiyorsunuz. Gıdaları pişirme teknikleriniz, hangi saatte ne yediğiniz, kuru yemişleri ne zaman yiyeceğiniz, magnezyum almak istiyorsunuz. İşte ben badem yedim aldım, yok ceviz yedim aldım, olmuyor. Onu yiyeceğiniz saat, hangi vitaminle beraber yiyeceğinize kadar çok iyi planlamanız lazım. Hocam tabii şeker hastaları için vazgeçilmezlerden biri tatlandırıcı. Şimdi ben bu konuya önümüzdeki haftalarda, burası hafta sonunda ayrı bir bölüm açmak istiyorum ama size de sormak istiyorum. Hem diyabet hastası bir koruyucu hekim olarak hem de aspartamla ilgili son dönemlerde yükselen tartışmaların muhakkak takibinizde olduğunu bilerek sormak istiyorum. Tatlandırıcılarda, aspartam içeren tatlandırıcılarda çok büyük risk var deniyor. Ama şeker hastaları ve özellikle şekerin zararını bilenler ve şekersiz yaşayamayanlar da tatlandırıcılı ürünlere yöneliyorlar diyet adı altında. Nedir bu aspartamın zararı? Şimdi o kadar önemli bir şey söylediniz ki, bağımlılık. Yani yaşam kalitenizi belirleyen 7 sütundan bir tanesi bağımlılıklar. Bu oynadığınız oyunlardan tutun, tütün ve türevlerinin kullanıcılığından aklınıza gelen her şey ve ilaç bağımlılığı. Şimdi bu şeker bağımlılığı ya da şekere duyulan ihtiyaç değil, sonuçta onlar bağımlılık yapıyor. Hiçbir zaman hayatımda bunu kullanmadım. 1980 yılında rahmetli hocam İsveç'ten yeni gelmişti. Dedi ki sana kuşburnu çayı ikram etmek istiyor. Ay çok ekşi, acı, ben içemem. Hayır, iç dene, bir daha şeker kullanmayacaksın dedi. O gün bugündür hayatımda şeker yok. Kuşburnu çayı mı? Onunla başladım. Onunla başladı. Her şeyin damak tadını almak için şekeri hayatınızdan çıkarmanızı, şekeri ne zaman kullanırsınız? Hamur yaparken bir kaşık şeker koymak, yoğurt yaparken içine bir kaşık şeker kullanmak şekeri şekerlikten çıkarır, fermente edilmesi için mayayı hareketlendirir. Mayanın fermentasyonunda en sonunda karbondioksit ve suya döner biter. Senin vücudun bunu yapmaya uğraştığında işte şeker hastasıysan olmuyor. Yani diyabetliysen olmuyor. Aspartam da onun yerini değil, beyindeki uyaranları kandırıyor. Niye öyle bir şey yapıyorsun ki? Tamamen şekerden uzaklaşmayı denemeli ve bunun için çaba sarf etmeli. Peki aspartamdan ve şekerden uzaklaşamayanlar için, şimdi şekerin zararına kani olduk. Aspartamın da kanserojen olduğunu işte Dünya Sağlık Örgütü vesaire vesaire açıklayacak vesaire diyorlar. Onu da kabul ettik ama şekersiz içemiyoruz.
Bir öneride bulunun bize. Onun ve aspartamın yerine, şeker ve aspartamın yerine şunu kullanın diye. Şimdi diyabetliler için gerçekten sorun olduğunda çok titizlenerek söylüyorum. Hı hı. Çocukların hayatından ve sizlerin hayatından şekeri çıkarmanın yolu normalde yaptığınız ürünlere fırından çektikten sonra kesip bal şurubu dökebilirsiniz. Bal şurubu. Pekmez kullanabilirsiniz. Glikoz içerdiği için üzüm şekerini hiçbir zaman tavsiye etmedim. Hmm. Hep keçi boynuzu ve dut. Diğer fruktozdu, diğer meyve şekerlerini içerdiği için sulandırılmış vaziyette bunu kullanmayı önerdim. Hı hı. Kahveyi ben sütle, eğer çok şekerde şeker diye tutturuyorsa insanlar, kahveyi yumuşatmanın yolunun süt, süt tozu değil, süt olduğunu söylemek istiyorum. Süte de intoleransı olanlar badem sütü kullanabilir. Badem ya da sütü, badem sütü de yetmiyorsa, illa o şeker tadını almak istiyorsa, tedavi alışacak. Alışacak. Öyle. Peki önemli bir soru. Evet. Şeker mi tatlandırıcı mı? İkisi de değil bende. İkisini de İlla seçseniz. Tatlandırıcı asla olmaz. Hani çay kaşığının ucuyla şeker koymayı belki tercih ederim. Ama hiçbir zaman çayıma ben şeker koymak istemiyorum. Çünkü çayın tadı gidiyor. Siz çay içmiyorsunuz. Siz alıştığınız için bunu size söylemek kolay. Bırakmaya çalışanlar için, şekeri hayatından uzaklaştırmaya çalışanlar için çok zor. İşte yavaş yavaş şekeri azaltacak. Şekeri azaltacak. Peki, yavaş yavaş yapacak. Peki. Kahverengi şeker mi, beyaz şeker mi? Çok bir şey fark etmiyor. Hmm. Depuratus dediğimiz, yani temizlenmiş şeker. Ay, burada biraz dedikoduya girecek ama ben şeyi seviyorum. Erzurumların o kıtlama şekerini seviyorum. Gidip ondan alıversinler. Kıtlama şeker. Ya onlar çünkü şey, kimyasal görmemiş şeker. Hocam bu güzel dedikodu. Bu tatlı dedikodu. Kimyasal görmemiş şeker tatlı dedikoduya girer. Hatta dedikoduya bile girmez. Şekeri. Halk sağlığına girer. Peki tuz içinde aynı riskler geçerli mi? Tuzsuz hayat olmaz. Bunu bütün hocalarımız söylüyor. Defalarca defalarca ben de söyledim. Ama hangi tuz? Bunu konuşmak gerekiyor. Altını çizerek söylemek gerekiyor. Gene o sofra tuzu denen tuzları hiçbir zaman tercih etmedim. Hele içine iyotmuş bir şeymiş, tokuşturulan şeylerden hiç hoşlanmıyorum. Siz bunu doğanın kendisinden almanız gerekiyor. Dolayısıyla Türkiye'nin dört bir tarafı mineral kaya tuzlarıyla dolu. Bunu çok kıymetli hocalarım da söyledi. Her yerde, sizlerin ekranlarında da defalarca konuştular biliyorsunuz bu konuları. Kaya tuzu, Çankırı tuzu, Kemah tuzu, bunları kullansınlar. Bu tuzlar çok kıymetli tuzlar. Peki şimdi tuz deyince tabii ödem, tuz ödem tutuyor çünkü vücutta mı? Değil mi? Yani bunlar biraz fazla şehir efsanesi. Öyle mi? Biraz şeylerle kalp damar uzmanı hocalarla konuşmak lazım. Biraz dahiliye uzmanı hocalarla konuşmak lazım. Siz tuzu sofraya oturur oturmaz bismillah deyip öyle bir kaşık boca ederseniz yemeğinizin içine olmaz daha tabii ki. Daha tatmadan tuz koyan çok var. Olmaz işte. O zaman o tuz değil ki, tuz zehirlemesine dönüyor iş. Peki ödem söktürmek istesek, vücudumuzdan ödemleri atmak istiyoruz. Tabii mesela mevsimi geldi şu anda. Mısırı ben çok severim. Mısır püskülü, aktarlardan da alabilir. Mısır püskülü çayı muhteşemdir bu konuda. Kiraz sapı çayı? Kiraz sapı kesinlikle, kesinlikle. Tam mevsimindeyiz. Hocam hibiskus nasıl? Bayılırım. Bizim evde hiç hibiskus eksilmez. Hem ne, tadına ne hem işe kokusuna. Yarar hibiskus çayı? Yani hibiskusun bir kere rahatlatıcı bir özelliği var. Yani doğal olarak tükettiğiniz ürünlerin içindeki renkler kıymetli. Bunu bir kez konuşmuştuk. O renkler sizin vücudunuzun ihtiyacı olan, mesela flavonoidleri veriyor. Hmm. Mesela ne verebiliyor? Bir takım mineralleri veya vitaminleri verebiliyor. Hı hı. Dolayısıyla hibiskusun kendisinde gülatmi mesela, bu da mesela bunları ben aşırı tercih ediyorum. Kullanılmasını öneriyorum. Doğru aktardan doğru bitki almak.
Hocam geçen böyle bir 2-3 hafta hatta bir ay öncesinde anlamlandıramadığım bir öksürüğüm vardı. Böyle öksürük şuruplarına falan da çok inanmıyorum. Ben de çok sevmem. Pek de yani ilaç almaktan da hoşlanan biri değilim. Mümkün olduğu kadar doğal geçsin istiyorum. Bizim sevgili makyözümüz Eslem bana kebabiye diye bir şey tavsiye etti. Dedim kebabiye ne? Ben bir kebap bilirim. O da İskender kebaptı. Çok da severim. Böyle karabiber gillerden bir şey. Evet. Diğer makyözümüz Zeynep sağ olsun buldu getirdi. Oylum dedi bunu bak kaynat harika olacak. Ben onu 2-3 gün içtim. Doğal süreçle mi iyileşti? Yoksa kebabiye gerçekten çok iyi mi geldi bilmiyorum ama işe yaradı bende. Bana göre bizim eğitimimizde zaten farmakognozi bilim dalı var. Farmasötik botanik var. Yani bitkilerle çok iç içe eğitim alıyoruz. Dolayısıyla da bitkiler doğru kullanıldığında, ölçüsünde kullanıldığında inanılmaz tedavi edici özellikleri var. Burada dikkat edilmesi gereken kebabiye ya da bir başkası günde bir fincanın üzerinde içilmemesi gerekiyor. Bunların altını çizmek lazım. Bu çok iyi geldi diye birbirimize tavsiye etmememiz gerekiyor. Burada bu konuların uzmanı arkadaşlarımız var. Onlara danışmak gerekiyor. Fitoterapi çok kıymetli bir bilim dalı. Bunun uzmanlığını yapan arkadaşlarımız var. Bunları iyice değerlendirip okuyup hareket etmek lazım. Keyfe keder ne ilaç alalım, ne ot içelim, ne bir şey yapalım. Hocam bana böyle mi yapıyorsunuz? Yok, burada biraz tavsiyeler beni korkutur. Biraz böyle. Peki kebabiye nedir? Şimdi aslında bunların hepsinin içindeki ham maddeleri iyi bilmek lazım. Yani bunu internet ortamından da açıp okuyabiliriz. Mutlaka içindeki bir aktif madde bizim için önemli olan şu. Kebabiye ya da soracağınız herhangi bir bitkinin demleme süresidir benim için önemli olan. 5 dakika. Rengi değiştirene kadar. Suyun rengini değiştirdi mi tamam. Eğer sertse... Yaprak değilse 7 dakika, eğer yapraksa 5 dakika. Bu çünkü, önemli. Tabii 5 dakikanın üzerinde, mesela siz çayı nasıl demliyorsunuz? Kaynayan suyun üzerinde demlemesine izin veriyorsunuz. Evet. 15 dakika maksimum, ondan sonra onu süzüp almazsanız içindeki tanenler ve diğer istemediğiniz kimyasal maddeler çok daha fazla geleceği için kabızlık yapar, işte çarpıntı yapar, vücut için yorucu olur, şudur budur. Ama o çay saatlerce kaynamaması gerekir. Bitki çaylarında da yapraklar ve o yaprak türü ve otlarda da 5 dakika yeterli bir süredir. O sizin dediğiniz renk. Bu kebabiye gibi dediğiniz ya da karabiberi kaynatmak istiyorsunuz ya da tarçını. Bir torbaya, buzdolabı poşetine koyup şişenin dibiyle şöyle birkaç kez vurun. O bir dağılsın. Onu kaynayan suyun içine koyun. Enfüzyon diyoruz. Ya da o biraz dekoksiyona da çevirebiliriz. Kaynatabiliriz onu. Toplam 7 dakika. Hemen süzün sonra. Tamam. Bu tamam böyledir. Hocam. Çok teşekkür ediyoruz. Rica ediyoruz. Aman nelerden nelerden bahsettik. El ayak hastalığından girdik, kaba kulaktan çıktık, kızamıktan girdik, diyabetten çıktık, kiraz sapından girdik, kebabiyeden çıktık. Nereye götürdüyse sohbetimiz bizi oraya gittik. Çok teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür Çünkü her ederim. Sorumuzun cevabı hocamızda var. Profesör Doktor Oğuz Özyaral. Her zaman kıymetli fikirlerine başvuruyoruz. Geçmiş bayramınızı tekrar kutluyorum hocam. Çok teşekkürler. Çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz teşekkür için. Ederim. Güzel bir pazar günü diliyorum size ve birlikte kapatıyoruz.